Sevgili sinema günlükleri severler, hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün evde tek başına konuşacağız. Biliyorsunuz Home Alone dediğimiz. Ama ondan önce... Niye ya? Başkaları da var. Sonra kalıyor tek başına. O ara için koymuştum ismi. Biz evde tek başınayken konuşacağız gibi. Neyse tamam. Aa okey. Ben de başka... Neyse. Aman tamam. Eskiler havalarda uçuşuyor. Her şeyden önce Şilene bağlanıyoruz ve Mami, Mumya filmi hakkında bakalım iyi mi, kötü mü, çirkin mi demişsiniz bir öğrenelim. Ama çocukluğumuzun bu nostaljik sevdiğimiz filme çirkin diyen herkesin şimdiden kanaldan atıldığını söylememiz gerekiyor. Bunu baştan söylemiştik. Benim gençliğimin ya, çocuk değiliz artık ya. Allah Allah. Kanal dışısın. %5 oranında çirkinlenmiş. Kanal dışılar. Okey, bunları aynen Kanal İstanbul'la beraber nasıl bağladım bilmiyorum. Hiç bağlamadım. %10 oranında kötü denmiş. Aa bir şey söyleyeceğim. Kanal İstanbul'da kanal açalım mı biz? YouTube kanalı. Herkesten önce. Sorun vermeyelim şeyini de. Oha çok mantıklı. Kanal İstanbul. Tayyip'e satarız. Ya konu dağıtmayın. %85 millet beğenmiş filmi bak. Evet, aslında demek... %83. O ne ya abi? %2'lik kaybımız var. Abi Google niye bize bu konuda kazık atıp duruyorsun? Evet ya. Allah Allah. Bir kere olur iki kere olur anladık da yani böyle gizli... Bu ne böyle? Google'un kendi hani özel kota sonrası biz oyuyoruz. Ne bileyim neyse. Bilmiyorum orası. Ama ben açıkçası birazcık şaşırdım. Çünkü bana biraz hani biz gençken çocukken izleyip sevdiğimiz için hani beğeniyoruz. Aslında boktan film gibi geliyordu. Yok %83 şimdi falan düzeyinde iyi denmesi beni şaşırttı yani. Ben onu çok az bir yanılma payıyla artık izlediğimde anlayabiliyorum. Ya bu küçükken boktan dediğimde hakikaten hani böyle kötü film çıkıyor da. Bu onlardan biri değildi bence hiçbir yok, zaman. Yok yok ya. Gayet peki, keyifli, güzel adventure filmi ya. Peki gençliğimizin değil, çocukluğumuzun o gişe filmlerinden Home Alone nasıl? Gelin şimdi de onu analiz edelim. O kadar hızlı bağladın ki başım döndü. Böyledir bizde. Evet efendim. Macaulay Culkin başka yere yatırın. Harika filmi. Cedit neden action dediğimiz zaman bir takım isimleri değişik telaffuz etme merakı başlıyor sende? Ne olur ne olmaz diye mi? Macaulay Culkin'i nasıl okunuyor ki? Macaulay Culkin mi? Bilmiyorum. Ama Cedit'in söylediği gibi olmadığını hiç düşünüyorum. Macaulay Culkin. Benim oradaki şey yaptığım esprimi kaçırdın. Siz kaçırmadınız. Kaçırmadık. Kalkın yatın anladık tamam. İşte. Kalkıyorlar bir yakıyorlar. Var mı sinema anınız? 1990 nerede olacak? Kundaktasınız da. Yok, televizyonda izledim canım. Bunu ben de sinemasını hatırlamıyorum. İkincisinin sinemasına gittiğimi hatırlıyorum da bunu televizyonda 57 kere izlediğimi hatırlıyorum. İkincisinin sinemasına gitmedim. Benim gittiğim Macaulay Culkin filmi Richie Rich'ti sinemada. He doğru o da vardı. Evet. Richard için filminde robot hizmetçisi var mıydı? Filmde o yoktur herhalde hatırlamıyorum. Neyse bu konuyu başına koyalım. Macaulay Culkin hiçbir zaman bu filmden, bu film serisinden başka bir filmde inanılmaz tutturamamıştır. Bu da bir fact diye yazalım buraya. Yazık oldu çocuk sonra gençliğine. Garip grup bir şeyler oldu. Michael Jackson'ın da elinden geçince yani en azından. Öyle mi olmuş? Tabii tabii. Aa bilmiyordum ben hiç. Biraz burada dedikodu yapalım. Klibinde oynamış. Hemen maskemizi takalım. Evet 1990'larda Macaulay Culkin şöyleydi. Tamam tamam. Ben öncelikle şu şundan bahsetmek isterim sevgili Cedit. Evet. Çok iyi geçti. Sen bu filmi Mumya ile kıyaslayıp dedin ki gişe filmi ikisi de falan. Tabii doğru ya ikisi de gişe oynayan filmler ama şey açısından farklı olduğunu tabii hatırlamakta fayda var. Birisi bariz böyle daha gençlere falan yönelikken bu iyice aile filmi dediğimiz. Hatta bence Noel son yıllarda işte, hem Christmas hem de hani aile filmi yani hem ana baba izleyecek hem çocuk izleyecek falan. Ama yani o kadar gişe hedeflemiyorlarmış Home Alone'da. Olabilir tamam. Ünlü oyuncu falan yok çünkü sonuçta içine baktığın zaman. Joe Pesci var işte. İşte Joe Pesci en ünlüleri ama filmi Macaulay Culkin üzerine kurmaya şey yapmışlar. Joe Pesci mi oynasın başrolü sizde arkadaşlar? Olacak iş mi yani? Macaulay Culkin giriyor hırsız olarak. Yok bütçesi falan çok düşük bu 30 milyona çekilmiş bu film. Bir tane bokta ne var? Bizden ve 30 milyon o zamanki filmlere göre gerçekten bayağı düşük bir rakam aslında bize göre. Devasa... 30 değil ya 15 değil mi? 30. 30'a kadar çıkmış mı sonra da? Yok ilk zaten 30'da başlıyorlar yetmiyor yetiremiyorlar onu. 10 ya sen izlemedin ya mi? Ya arkadaşlar Hollywood'daki muhasebecileri tartışması da konu olacak şey. 10 milyonla başlıyor 13 milyon oluyor ondan sonracığıma... 14 milyon oluyor. Warner Bros. Diyor ki 13 milyona çekeceksiniz bu filmi. O 33 olmasın bak. Abi dün gece izledim. Tamam ben de.
Not aldım yani kafamın içinde. 10 ya 13. Sen böyle izlemişsin. Şok şok şok. İki baş stüdyolarında gerginlik. Çok çok net. Hayır 13. Hayır onun, onun bir tane cevabını verebilecek yer var. 11 idi. Hayır 27 düştü asla çıkmadım. Dur bir dakika. Tek tek. Gış. Gış. Abi. Kaçmış? 15. Ooo Tuğçe var ya hepinizi ayağında sallandırır he. Peki. Nasıl? Burada böyle çatır çutur dökülürsünüz yakamızdan. Hadi bakalım nasıl bir filmdi sizce? Bir daha izlediniz. Neler hissettiniz? Geçmişte ne hissetmiştiniz? Söyleyin bakalım. Şimdi çocukken çok seviyorduk, gidiyorduk kısmını atlıyorum. Zaten sevmesek bunu burada konuşmazdık herhalde falan. Zaten hani çocuk filmi olarak, yani çocukken izlediğim bir çocuk filmi olarak beni hani ele geçiren, aa keşke bunlar benim de başıma gelse falan dediğim tarafları olan filmler. Ben yalnız şöyle bir şeyden bahsetmek isterim. Şimdi tabii tekrar izledim filmi konuşabilmek için çünkü detay detay hatırlamıyordum illaki. Ve ilk filme oturduğumuzda IBK ile beraber izledik, tamam mı? Dedik ki ya dedik bu filmin ne kadar aslında ustaca yazılmış bir senaryosu var. Çünkü işte çocuğun hani başına bu gelenler gelsin diye bir sürü tesadüf bir arada falan filan. Yani o kurguyu iyi yapmışlar falan diye düşündük. Fakat film sonlanırken şöyle bir hani küçüklüğümden beri ezbere bilmemin getirdiği o oturmuşluğu bir silkeledim. Şöyle bir sıfırdan değerlendirdim bazı şeyleri. Ve filmin çok psikopat, manyak bir film olduğuna karar verdim arkadaşlar. Öyle zaten. Çocuk küçük çocuk öyle değil mi? Yani şöyle. Hani şey geyiği bir yana. Hani evet hazırladığı tuzaklar ve onların şiddet seviyesi, esprileri bir yana. O biraz onu hani sinema hilesi, işte film şakası diye yiyebilirim bir takım şeyler. Yani atıyorum normalde beyin sarsıntısı geçirecek şeylerden bir çizgi film şiddetiymiş gibi değerlendiriyor olmamız bir kenara. Daha çok ben senaryosuyla ilgili bazı sapıklık, manyaklıklar. Mesela? Direkt bunlara girelim mi yoksa sen de bir önce fikirlerini söylemek ister misin? Ben uzun uzun konuştum. Yani film genel olarak sevdiğim, güldüğüm, eğlendiğim bir film. Hala bir şey kaybetmemiş. Gerçekten zamansız bir film olduğunu düşünüyorum. Şey... Onu söyle, evet evet zamansız bir film gerçekten bayağı şey. Neydi? Lütfen Can abi roller coaster'a benzetme bir filmi de bitsin artık diye isyan başladı biliyorsun değil mi? Evet. Bu film için roller coaster diyecek misiniz? Ya öyle tabii üzüldüm. Ama Mumya gibi değil ya. Mumya tamamen roller coaster gibiydi. Bu filmde ailelik, eğlencelik. Niye Allah Allah Martin Scorsese roller coaster'a benzetince iyi güzel oluyor da bu çocuk benzetince mi tıkak oluyor? Tebrik ederim. Benzetmiyorum. Böyle yüzeyselsiniz arkadaşlar. Benzetmiyorum. Bunu şeye benzetiyorum. Çarpışan arabalar. Lan balerin. Balerin dediğimiz. Evet neymiş o bakalım söyle senaryodaki şeylik, hayvanlık. Şimdi abicim bir yere kadar şöyle bir geyik var ya filmde işte bizim çocuk ailesini dilek dileyerek kaybettiğini düşünüyor falan. O yüzden hani böyle gidip de hani anam babam gitti benim diye polise molise gitmiyor aslında. O yüzden hani yardım istemiyor. Hatta biraz suçluk duyuyor falan. Hatta bir de suç işlediğini zannediyor fırça çaldığı fırça için. Fırça çaldığı için de ekstradan evet polisle bilmem neyle muhatap olmaktan hiç çekinmiyor. Suç işliyor canım orada. Bayağı hırsızlık yapıyor çocuk. Ayıp günah ya. Yani 1.99'a boktan diş fırçası çaldı diye suç işliyor hapislerde yatsın diyen adamlardan mısın? Hayır ama suç işlediği gerçeği değişmiyor. Abi babam polis mi? Bu ne muhabbet ya böyle? Allah Allah. İdaresi bir polis memuru babam. Evet yani. Hırsızlık yani. O emekle üretiliyor dükkana gidiyor. Senaryodaki o incelik var. Bir yere kadar da çok tutarlı ve güzel bir şekilde devam ediyor. Tamam yani hani hakikaten işte çocuk gidemiyor. Hani bu hırsızlarla baş etmek zorunda kaldığına inanmasını bir sebep gibi tamam mı? Fakat bir noktadan itibaren artık... Polis filan arayabilir. Zaten hani mesela polisi arıyor şeyde. Hırsızlar bunlara girdikten sonra bir ara bir telefona sarılıp merhaba benim adım Murphy evim soyuluyor deyip kapatıyor ya telefonu. Bu dublajdan hatırlıyorum. Dublajda böyle yapıyordu eskiden. şimdi polisi aramayı göze almış çocuk. Bunu bir kere yolun yarısında yapıyor. En başında yapmak yerine filan. Ve de yani hazırladığı şeyleri zaten bak saat 8'de gaza geliyor yani. Saati bize hep gösteriyor. 9'a kadar bir saat vakti var. O saatten itibaren hazırladığı şeyler zaten hani bir saatte tasarlanacak, edecek, akıl edilecek ve bir araya getirilecek şeyler falan filan değil. Hadi onu geçtim, önceden hazırladığı, yok o evde birileri varmış gibi yapmak için o mankenleri, kartonları falan kullandığı şeyler, sahneler bilmem neler. Çocuk ne kadar soğukkanlı ve sakin bütün bunları hazırlarken ederken. Ve de filmin asıl senaryoyla ilgili en can alıcı noktası şu arkadaşlar. Bunu gerçekten küçükken izlerken düşünmüyordum. Şimdi büyüyünce fark ettim. Filmin sonunda ailesi eve geliyor. İşte Kevin kendine bakmışsın bilmem ne. O gıcık şişko abisi bile hadi bakalım evi yakmamışsın diye bir abi canlık yapıyor filan falan. Ve konu kapanıyor değil mi?
Abi bu çocuğun başına bunların geldiği aile tarafından asla öğrenilmiyor mu lan? Christmas spirit. Oğlum eve iki hırsız girdi. Evin altını üstüne getirdiler falan. Hadi çocuk topladı, anladık ettik de yani. Bu, düşünsene, senin çocuğun var. İki gün görmüyorsun, bir şey oluyor, bir karışıklık. Aa canım benim diye sarılıyorsun bulduğun zaman. Ve aslında başından neler geçti bunu kimse bilmiyor. Böyle bir şey bulabilir mi abi? Bizim mesela yeğenimiz var Defne diye 28 yaşında. Hani böyle bir gideceğiz. Aa Defne nasılsın? İyiyim. Dün iki tane hırsızı hakladım. İnanılmaz bir şey yani. Çocuğun bunu söylememesi de inanılmaz bir şey. Ben sana katılıyorum. Şimdi şeytanın avukatlığını yapayım. Şöyle bir sahne oluyordu, yanlış mı hatırlıyorum? Sonunda Baz gıcık abi odaya giriyor. Odası darmadağın. Kevin! Evet abi. Diyor. Ve işte asıl manyaklık da burada zaten. Düşün. Bu bile oluyor. Ve çocuk büyük ihtimalle gidip Baz'dan dayağını yiyecek. Gene de söylemeyecek. İşte. Yani anladın mı? Hani Baz diyecek. Kalır, gelin içinde kalır. Tarantulam nerede falan diyecek. Hani eve iki hırsız girdi, onlara işte bertaraf ettim demeyecek çocuk. Yapacak bir şey yok. Noel mucizesi diyecek. Abi bu manyaklık. Bu manyaklık. Kaldı ki çocuk şey var ya, yaşlı amcamız var ya, süper tatlış bir abi. Güzel. Aynen. Şimdi yaşlı amcanın 40 yıllık problemi var. Çocuğuyla konuşamıyor. Biri sikindirik 9 yaşında sümüklü velet, öbürü 67 yaşında herif. Yani hani birbirlerine dert ortağı olmaları beklenmeyecek bir çift falan, ama işte yılbaşı mucizesi, anladık. Ve adam hakikaten bir tane diyaloğuyla, o tesadüfen çocukla şeyde konuştu diye kilisede, 40 yıllık derdi de çözülüyor. Ertesi gün oğlu da sarılıyor filan. Ve bizim çocuk camdan bunu izliyor filan. Arkadaşlar, bunun tek bir açıklaması var. Bizim çocuk Allah tarafından dünyaya gönderilmiş bir yılbaşı meleği. Başka hiçbir açıklaması yok. Bu çocuk bütün bunları başardı. Soğukkanlı, manyak bir şekilde, zekice. İşte bayağı kafası yanmış bir falan şey adam var. Evet. Bence, ayrıca hani bunun evde yalnız kalması sebep olan olaylar zinciri var ya. Yok işte aptal bir çocuk sayıyorlar. Yok işte biletler bir yere düşüyor bilmem ne falan. Hani bütün bu olaylar böyle Final Destination gibi, anladın mı? Kader yani. Yani bu çocuk normal bir çocuk değil arkadaşlar. Bu çocuk en sonu yaşlı amcaya nın diye sırıtırken dışarıda misyonunu yeryüzünde gerçekleştirmiş bir evliya peygamberin sırıtışı var suratında. İşte abi zaten yılbaşı için dünyaya gönderilmiş bir küçük meleği izlemek keyifliydi burada. Tam olarak bunu yapmışlar hakikaten. Ben bu arada sana katılıyorum çünkü gerçekten bu biraz yani alt metinde düşündükleri bir şey bile olabilir. Filmin, sen de hatırlayacaksın, bu aralar Movies That Made Us'ı ikimiz de izlemişiz, çok satacağız size. Bunu da baştan söyleyelim. Şey durumu var filmde. Normalde yazarlardan John Hughes yazdığında kendisi bayağı deneyimli bir yazar olarak ve yönetmen olarak. Bunu kendi çekemeyip Chris Columbus'a gönderiyor. Chris Columbus da filmin yönetmeni. Yönetmen de diyor ki film biraz yılbaşı ruhundan uzaktı. Ben onu yılbaşı ruhuna çekmek için sahneleri değiştirdim diyor. Hmm. Ki hatta yazar da sevmez bu sahnelerin değiştirilmesini ama fikri sevip yeniden yazıp yollamış bütün bunları. Yani filmi yılbaşı olsun, içinde büyüsü, meciği bir şey olsun diye biraz itelemişler ister istemez. Yani kilise sahnesi falan sonradan yazılıyor. Mesela. Yaşlı amca da acaba sonradan yazılmış olabilir mi? Belki, bilmiyorum. Ya, belki. Kilisede değildir belki. Evet, doğru doğru. Bir çözüm olması lazım ona göre. Yani o yüzden senin dediğin hakikaten çok alakasız olduğunu da düşünmüyorum açıkçası yani. Şey demişler, boş ver küçük bir, o da bizim işte Angel'ımız yani. Peki yaşlı amca mısın çocuğu hemen? Ki annesi de benim küçük gibi meleğim diye seviyordu hatırlarsanız. Bunu da burada evet yazalım ya. Abi o da bravo Mercan. Evet, onun da haklısın. Senaryosunda bir boş amcanın, adam nereden? Amcanın out of nowhere çıkıp da kürekle adamların bayıltması çocuğu. Komşu dibinde bu arada sesler duydu. Bizim hani böyle yiyebilirsin hani yersen. Evet, ses duymuş orada. Bizim melek çocuğun bu arada başka mucizeleri de var. Mesela suyu şaraba. Yok. Düşmanlarının aklını da karıştırıyor arkadaşlar. Şimdi bizim salak herifler evde çocuğun yalnız başına olduğuna uyandılar, tamam mı? Ama heriflerin çok salak olduğuna da inandık değil mi? Yani hani abi Marv salaktı da onun hani karakterizasyonunun bir parçası. Joe Pesci o kadar salak değil gibi ya. Joe Pesci zeki görünen salaklardan. O Joe Dalton gibiydi. Aynen. Evet. Hani onun salak olmaması. Ama herhalde Joe'ydu hakikaten. Yine aynen. Çocuğun yalnız aynen olduğunu nasıl anladılar onu ben çözemedim. Bak yok, yalnız olduğunu anladılar. Onu tamam anladık. Yani çünkü çocuğu takip ediyorlar bilmem ne, o şey sahnesi var işte. Baba bilmem ne bilmem ne. Orada hani Joe Pesci bizimkinin oyun yaptığını anlıyor. Fakat görülmüş olması lazım o zaman. Niye paniklemiyor? Neyse o sahnede o saçma bir şey vardı. Önemli değil.
Aslında şunu söyleyeceğim. Şimdi bizimkiler o kadar aptal değiller, tamam mı? Başta bir eve girmeye çalışıyorlar. İşte biri bir taraftan, biri bir taraftan. Bir şey oluyor, bir şey oluyor. Yok işte kayıyor, düşüyor. Yok işte eli yanıyor falan filan. Hani oraya kadar bu bir tuzağı olabileceğini daha bilmiyorlar filan. Fakat ondan sonra artık bu bir tuzağı olduğunu anlayıp hani çocuğun bu konularla ilgilenen bir şeytan olduğuna karar vermiş durumdalar. Buna rağmen hala salak salak neden ağaç evine ipten gidiyorlar mesela? Mesela çok aptalca bir sahneydi. Yani orada diyor ki Joe Pesci dur diyor. Kesin bir bok hazırlamıştır falan diyor. He tamam diyor Marv. Beni takip et diyor. İpten gidiyorlar sonra. Ulan. Yani hani sanki zannettin ki bir kurnazlık yapacak. Yapmıyor. Bunu şurada bu tek şöyle bağlayabiliyorum. İşte bizim melek çocuk onları bir şekilde hipnotize ediyor gibi. Ve hani bu salaklıkları yaptırtıyorlar. Yani çünkü o, her şeyi yapmış çocuk. Artık o ipi keseceğini öngöremiyor ama musun mesela? Bir şey söyleyeceğim. Haklısın. Ama hipnotize konusunda da şöyle haklısın. Şöyle bir stand durumu var gerçekten. Ya 8 yaşındaki çocuk ya. Yu artık ya. Ulan kaç, ne yapabilir ki ya? Abi ayağına girmiş çivi. Kafana BB gun'la ateş etmiş çocuk. İşte ne bileyim ben yakmış kafasını falan ya. Bir zahmet. Evet ya kafamı orada duruyor yani çocuk. Bir de polisi arayacağım diyor mesela. Bak o da saçma. Bunlar mesela polisi arayacağım lafını duyduktan sonra yani falan kaçıp evet. Gitmeleri lazım değil mi? Öyle ipe geliyorlar aslında. Normalde gelmiyorlar. Dur. Hatırladım şimdi. Abi aşağı inip koşup ağaç evine merdivenden tırmanırsan daha hızlı hallolacağı ortada ama yani ipten böyle gitmek kaç saat sürecek ya yani? Ya işte bir şekilde artık adamları ne diyelim o bu bir tuzaklarına çekip de bizim seyir zevkimizi arttırmayı planlamışlar. Dediğin gibi bazı yerlerde beceriksiz kalmışlar buna. Çok yemiyoruz yani. İşte aşağı inersek yine bir sıkıntı olacak. Çıkışta bilmem ne olacak diye düşündükleri için ipten geçeceklerini düşünmemişlerdir. Yani ipi şey diye tahmin ediyorlar gibi yani. Tehlikesiz olan ip olacaktır diye abi, tahmin ettim. Bu çocuk sana tehlikeli şeyler yaptırdıktan sonra sırf eğlencesine üstüne tavuk tüyü bile yapıştırıyor. Bak o mesela tehlikeli bir şey değil. Artık sırf moral bozmak için, tamam mı? Psikolojik savaş. Onu bile yapacak kadar bir şey. O bize şaka o. Bize şaka. Çocuklar ne bilsin biz Redkit'ten biliyoruz onları yani. İpi kesmek ilk akla gelecek şey yani. Bence o, ben olsam o ipten gitmek çok yanlış bir plan. Bilmiyorum. Peki ben size bir şey söyleyeceğim. Yani şimdi Türkiye'de de vardır muhakkak. Yıllarca gülen gözler izledik vesaire falan. Ama onların hiçbiri bile bu kalabalık ailenin yanına yaklaşamaz seviyedeydi. Abi resmen senaryoda şöyle bir şey demişlerdi. Ya bu çocuğun kaybolması için ne lazım? Çok çocuk. Arada kaynasın. Kaç, 4, evet abi aşiret gibi üremiş iken Fazilya'da ya. 8-9 mu? 13. 26. Ne? Ve bir çocuk da ötekine benzesin. Arkadan baktığında aynı bizim Macaulay Culkin desinler. Evet ya. Komşunun çocuğuyla da karıştırmazsın artık. Ben şeyi yemiyorum abi filmde. Kesinlikle yemiyorum. Yani hani tamam gidiyorsun arabada anlamadın diyelim. Değil mi? Yani pasaportlardan falan geçerken gidip de bilmem ne nerede diye her dakika bir headcount yapılmaz mı yani? Tabii canım bir de kadının en küçük çocuğu ya. Falan yani değil mi? Yani? Senaryo yazarken şeye çok dikkat etmek istemişler. Ailenin kötü bir aile olmadığını, aslında aile yani bütün şeyi çok seven, çocuğunu çok seven, şeytan olmayan bir aile olduğunu bize aksettirmek için çok çaba harcamışlar senaryoda. İşte başarılı yemiyorum. Olmuşlar mı sizce? İşte yemiyorum ama. Değil ama çocuğun... biraz abartı. Can dediği doğru yani. Havaalanında kaç yani, tane adım var yani gerçekten. Yani hani anlamaması imkansız ya. Bir zaten de arabada anlaşılır bu arada. Bir de yani bu kadar kalabalık ailesin. Arabaya binerken büyük abla sayıyor kafaları. Hani ilk hatayı o yapıyor ya. Bir daha hiç sayılmıyor mu canım? Yani peki, arabadan şey inerken, atıyorum tamam. Havaalanında beklerken bir tuvalet falan. Uçağa telaş ediyorlar, pardon. Siz havaalanında bu tuvalet falan yok. Şunu izler miydiniz arkadaşlar? Dolmuşa bindik, şeye hepimiz arabaya gittik. Gidiyoruz böyle. Arkadaşlar Kevin burada mı? Aa yok, geri dönün. Bunu izler miydiniz diyor ya. Adama bak. O zaman karşıda çıplak kadın koysunlar. Giyinik olanı izler miydiniz diyelim. Allah Allah. Yani o çıplak kadın orada olmasının bir sebebi olacak. Bir de şöyle bir şey var. Ne kadar etki eder, nasıl bir farkı var bilmiyorum ama işte 90'lardaki çek sistemi. Yani şimdiki işte böyle dijital sistemde belki biraz daha da zordur eminim. Ama o zaman dijital değil ya sistemler. Daha böyle hani analog falan doğru. Analog. Hani orayı da unutmamak lazım. Bilmiyorum bu bir bahane mi? Çünkü abi, kıyaslayamıyorum. Abi yani bak, arabadan indiğin zaman yine bir bakarsın çoluk çocuklar yerli yerinde mi? Abi hangi çok çocuk olmuş? Var. Çok telaşlılar bile. Hem telaşlı, geç kalmışlar. Yani olsa düşünmüşler onları ama yine de haklısın. Filmin bütün bunların ötesinde en inandırıcı olmayan şey ne biliyor musun? Abi yurt dışı seyahati yapacaksın. 45 dakika kala evden çıktıysan o uçağa yetişilmez artık. Bizi böyle boş hayallerle kandırmasınlar. Bu sinemacıların gerçekten yani
bir çocuk bir hırsızlara karşı durmasından daha Chicago gibi bir şehirde yani. Ama mümkün değil. Ya. Bir şey söyleyeceğim. 2 saat önce havaalanında olun diyorlar yani. Boşuna mı yani? Bir şey söyleyeceğim. Bu Türkiye için geçerli olabilir arkadaşlar. Yani belki işte neyle sorusu New York mu? Oranın Chicago. Chicago'nun havaalanı. 10 dakika önce gelin yeter falan. Kalkıyor hadi bakalım İtalya 1-2 diyordur belki. Ya pasaport kontrol falan var yani anladın mı? İmkanı yok. Bak belki sen daha demin dedin artık şimdi dijital cik cik telefonuna boarding pass'ini indirip geçebiliyorsun. Ama o zamanlar yok ki. Sıra bekleyecek. 45 dakika zaten önce counter'ları kapatıyorlar. Evet. Olmamış. Christopher Columbus. Neydi adamın adı? Christopher Columbus. Chris Columbus. E doğruymuş. Yan karakterler var konuşabileceğiniz. Buzz, Pete oynayan adam. Çocuk. Geliyorum onlara yavaş yavaş. John şimdi. Candy. Macaulay Culkin'i konuştuk Kevin. Kendisi çok tatlı. Oyuncunun biri. Bunu da söyleyelim çünkü hakikaten. Ama ben bu filmde yani. Şeyi yaşadım abi. 57 kere televizyonda izlediğim için kulağım dublajı aradı. Orijinal sesi çocuğun çığlığı özellikle ne kadar sinir bozucuymuş ya. Böyle aaa falan gibi bir şey. Hani ben çocukluğumda söyledim. Bunun orijinal hali aaa gibi böyle çocuğun kıçına çimdik atmışlar gibi bana. O işte efsane sahnelerden bir tanesi hakikaten. Yanağa ve, şey vurmaca. Çocuk kendi biraz onu doğaçlayarak yapmış yani falan. Böyle doğaçlama mı olur ya? Joe Pesci dedik. Elini vurup böyle bağıracak. Yani Harry ile Mal iki hırsızımız. Biraz konuştuk onlara. Şeyi söylemek lazım bak o da güzel bir trivia. Daniel Stern karakteri gelmiş. Demiş ki işte 6 haftalık bir iş. Fiyatta anlaşmışlar falan. Ondan sonra demişler ki 8 haftaya çıkacak. Ben de reis istedim diyor doğal olarak. Vermediler böyle bir şey yok dediler. Böyle diyor. Çıktım. Gitmiş herif filmden. Başka bir adamı getirmişler. Arkadaşlar ders olsun size. Şu hayatta istediğinizi elde edinceye kadar... Pardon öykün sonu dinleyelim. Başka bir adamı getirmişler. Bu adamla Joe Pesci'nin enerjisi hiç tutmamış. Ve seve seve bu adamı geri getirmek zorunda kalmışlar. Ama bütçeleri arttıktan sonra bu adamı geri çağırıyorlar. Tabii belki yani. Bütçeleri artmasaydı. Bak o da güzel bir hikaye. Neydi abi önce Fox'talar mıydı bunlar? Önce Warner'dalar. Warner Bros'un sahibine gidiyorlar. 10 milyona yapar mısın bu filmi diyorlar. Ya 10 milyon tutacağı için de okey diyor yapalım diyorlar. Lan şu sikindirik film nasıl 10 milyon tutuyor yani? Ve arkadaşlar zaten tutmamış. Biraz da 15'e falan bağlamışlar yani %50'si. Hayır yani daha da fazla işte oha. Ben 500 bin dolara çekerim bu filmi. Adamlar ne yapmışlar biliyor musunuz? Bu da çok önemli bir detay. Yani parantez açayım şurada. Bunu yapmak için bir şey kurmuş. Büyük spor, bir okul spor salonunu tutmuşlar. Ve içine hem departmanları kurmuşlar hem de evi kurmuşlar birebir. Evin içine. Evin içine kurmuşlar ki rahat rahat çekim yapabilelim diye. Orada. Evin içi stüdyo yani. Sonra Warner Bros'tan yetkili gelip biz bu filmi çekemeyeceğiz daha fazla da size vermiyoruz diye şey yapmışlar. Kapanmış. Ha. O sırada Fox'a satmış. Aynı gün içerisinde yani. Fox'a ve bu yasak satılıyor. Bir şeymiş. Bunu aslında yapmamaları gerekiyormuş. Çünkü hep bu confidential olduğu için. Ve şöyle bir sahne olmuş. O çok absürt. Warner Bros. Yetkilisi önden her departmanı gezerek demiş ki kapatıyoruz film bitiyor demiş. Arkasından bizim yetkili adam gelip devam demiş. Böyle gezmişler sonra demiş sen ne yaptığını zannediyorsun. Sen kovuldun demiş Warner Bros'a ve Fox'la çalışmaya başlamışlar abi. Aynı filmin konusu bu. What? Yani gerçek hayatı resmetmiş işte. stüdyoda tek başına ne bileyim. Ve işte böyle de bir trivia'sı var. Eski bir okulun içinde çekmişler yani eski bir okul tutmuşlar çünkü... Chris Columb şeyde çalışmayı hiç sevmiyormuş. Yani Hollywood'da falan filan iş yapmayı sevmiyormuş. Çünkü durmadan stüdyo kafanın etini didikliyor diye. O yüzden Chicago'da bir eski bir okul tutmuşlar yani. Onun spor salonunda ve havuzunda falan çekmişler işte. Havuz mu? Su basma sahnesi var ya onda evin içine oraya da bir ekstra ev kuruyorlar falan. Böyle masraflar 15'e orada çıkıyor demek zaten. O su basma sahnesini ben küçükken hiç anlamazdım. Yanlış anlarmışım. Şimdi yeniden izlediğimde anladım bu arada. Bu da Ömercan triviyası size. Bana küçükken şey gibi gelirdi. Kendi evinin orası şeyi. İşte ne denir ona? Kiler. Kiler mi? Kiler mi canım? Kiler. Kileri. Hani son bir tuzak olarak da evini sular altında bırakıyor gibi zannediyordum ben o sahneyi. Meğerse o belli ki yan ev falan hani bizim herifler gene bandit'lik yapmışlar. Peki Catherine O'Hara. Evet. Catherine O'Hara yani Kate karakterimiz. Ne düşünüyorsunuz? Anne karakterimiz. Anaya bak anaya. Var mı anne için? Abi şöyle filmin şu noktasından şimdi annesine geldin madem. Bahsetmezsek sorumsuz davranmış oluruz. Çocuğun annelik kutsaldır. Hani çocuğun çılgın bir işte melek olma teorisi bir kenara. Tabii aslında bu film
çocukların işte bir an önce büyümek istemeleri ve de aslında büyümek istemenin çok da hani ne bileyim hoş bir şey olmadı. Ya hoş derken negatif kötü anlamı değil de ama aslında insanın çocukluğunu yaşaması gerektiğine dair filan bir tatlış işte klasik Hollywood mesajı içeriyor. Bizim çocuk zaten işte hani yalnız kalmak istiyor. Hatta büyüyünce yalnız yaşayacağım falan diyor filmin başında ailesine kızarken ederken bilmem ne. Ve de zaten yalnız bırakıldıktan sonra da hani sorumluluk sahibi bir yetişkin gibi davranıyor. Yani böyle evde ah falan diye sabaha kadar başta öyle yapıyor. Dondurma falan yiyerek film izliyor ama sonra yok işte eve alışveriş yapmış. Markete gidiyor, çamaşır yıkıyor. Çamaşır yıkınca artık yuh dedim ben. Aynen. Ya orada şey diyeyim. Ay şuna bak küçücük halde neler diye dedirtmişler bize aslında. Ama işte aslında sonuç olarak şöyle bir şey oluyor yani. Bunları yapınca evi derleyip toparlayıp alışverişe gidip hırsızlardan evi koruyup bunu hiç kimseye söylemedikten sonra dileği yerine geliyor ve ailesi geri geliyor aslında falan. Hani aslında o yüzden çocuklara biraz uslu durun. İşte şeyinizi yapın, görevlerinizi yapın. Siz de ailenizle mutlu mesut yaşarsınız filan gibi diyen hiç sevmediğim böyle bir doktrinin de var yani filmin. Evet ama annelerin alakası. Anne işte o noktada. Başımı gidiyor diye. Annesinin bak ailesinin annesi de babasının yatağında yatıyor mesela çocuk. Herhalde üzüyor onları yazık. Ama şeyler. Annesi de pişman oluyor. Bir karşılıklı bir yani filmdeki karakter. Zahmet pişman olsun ama annesinin bir yere elinden geliyor. Çocuğu almaları lazım zaten. Evet. Aileyi temsilen anne A'dan B'ye geliyor zaten çocuk A'dan B'ye geliyor bir de. Abi bu arada filmde şöyle bir alt metin de var arkadaşlar bakın. Annesi elleme diyor kalleme diyor bir sürü abuk subuk yollarla eve gelmeyi başarıyor. İki dakika sonra bütün ailede geliyor ya. Annesinin bütün o çabası boşunaymış. Boşuna demiş, 2 dakika içinmiş. Ha şöyle, yani şimdi bir şey var zaten bak, kadınla adam gidiyorlar Paris'teler filan. Adamın pek sikinde değil şimdi itiraf edelim. Kadın da abi der. Adam böyle. Adam ne var burada işte. Sen yani. Adam biraz öyle zaten. Bir sürü yaptık işte. Orada zaten hani klasik ana yüreği baba yüreği ayrımcılığı var. Hoş ama değil. Çok acımasız yani. Böyle bir babalık olmaz olsun. Yok canım baba ben da şey. Ben olsam var ya yani yolun ortasında uçağı durdurun. Tabii canım. Falan diye bağırmaya başladım. Tabii canım baba, baba hala şey. Ya otelde bekleyelim falan. Hala bunun peşinde adam. Sonra bu kadar annesi uğraşıyor, telaşlı dönüyor falan. Mesela baba çocuklarla beraber otele gidiyor, anne havaalanında bekliyor falan. Neyse anne bu kadar uğraşıyor ediyor ve eninde sonunda bütün bu uğraşıda nafile olmuş oluyor ya hep beraber eve varmış oluyorlar. İşte o ana yüreğe de bir boka yaramadı, baba gibi vurdum duymaz olacaksın. Çocuğunla da ilgilenmeyeceksin falan tarzı mesajlar veriliyor bu filmde. Abi şimdi anneyi boş, affedersin, anneyi boşuna dedin o kadar yolculuk yapıyor ama eğer anne o yolculuğu yapmasaydı filmin güzel karakterlerinden biri John Candy'nin hayat verdiği Gus Polinski karakteriyle karşılaşılmayacaktı. Ama biçiz onu konuşalım. Ya ama çok aradan bir şey girecek. Aradan bir şey çok alakalı yani şey. Gibi. Bu konuyla alakalı. Ya şimdi bak bu çocuğa ulaşmaya çalışıyorlar ya telefonlarla aranıyor vesaire bilmem ne. Ya bu adamın şirketinde belli ki bu adam aşırı zengin ötesi. Hayvan gibi paraları var. Yok Earth ya class, herkes oraya çocuklar cam silse. Bak ben sana bir şey söyleyeyim. Anne tipine gitse falan bayağı para geliyordur oraya. Yani ofisinin bir ofis boyu yok mu? Christmas'da oldu olacak bilmem ne. Sağda solda bir tane tanıdıkları yok mu? Gidip bir eve bir baksana çocuk iyi mi kötü mü diye. Bu arada bence polisin yardımcı olmayışı da çok abartılan. Hani bir bürokratik engele takılıyor gibi yapmışlar ya. Sizi boka bağlıyorum falan diye. Ulan yani yurt dışında tatile gitti çocuk evde kaldı gidip bakar mısın? Bir de orası hani şey kasabalar bunlar hani biliyoruz işte. Polisle community bir arada falan böyle anladın mı? Hani İstanbul'un göbeği değil yani. Abi bir öyle yapmayacaksın polise. Evimi komünist basmış olabilir bakar mısın diyecek. Ne komünist mi? Kalkın kalkın. böyle şeyler yapılabilir. Yani hani çocuğa ya tamam sağda solda komşu mesela Dede Bey'e niye kendine emanet etmiyor mesela çocuk? Ya ben ailem yok. Ben korkuyorlar Dede Bey'den. Ama sonra hayır Dede Bey'le anlaştıktan sonra. Evet o sahnede de zaten yani mesela zaten o sahneye kadar hani hiçbir yetişkine anlatamama olayını kurmuşlar işte dediğim gibi. Yani atıyorum kasadaki kıza söyleyemiyor bilmem ne yapamıyor filan. Ama dedeye orada hakikaten açılabilir artık. Ama abi çocuk zevk alıyor bundan diyorum ben size. Abi çocuk bunu istiyor, gönüllü buna. Çocuk zaten en başından beri çocuk gibi değil. Büyümüş de küçülmüş gibi sanki. Yani bu zaten bunun üzerine bir film. Çocuk gibi eblek olsaydı ki o yaşta hepimiz gibi yani eblek olsaydı, gerçekçi olsaydı bu film izlenmezdi abi. Hırsızlar geliyor. Çocuk yok o çocuk normal bir çocuk değil ama bak eğer çocuğa normal 9 yaşındaki bir çocuk gözüyle bakarsak bu filmin hiçbir o tadı kalmıyor. Bu çocuğun karakterin Kevin'in bir an önce MCU'ya dahil edilmesini süper kahraman olarak
karşılığı çıkması. Düşünsene şimdi bunları strategist. Yapan, tabii şimdi bunları yapan büyüyünce oturur Avengers'ı toplar masaya ve dediği gibi best stratejisi yapar. Pijaması ayrı, bilmem nesi ayrı, dışarı çıkarken farklı giyiniyor, evin içinde gezerken farklı durup durmadan kıyafet değiştiriyor. O yüzden çamaşır yıkama sahnesi çok oturmuş. Filmin en sevdiğim yanı bu. Filmin her şeyini Noel yapalım demişler. Görüntü yönetmeni demiş ki her şeyi mavi ve yeşil yapalım. Ben de mavi, yeşil, kırmızı. Her şey mavi, yeşil, kırmızı. Dikkat edin, her şey mavi, yeşil, kırmızı. Başka renk yok. Yok. Katiyen yok. Bu arada bu film hani böyle çocuk filmi, aile filmi falan. Hani hep beraber izlenecek film falan. Fakat bir tane sahnesi bana çok yetişkin sahnesi geliyor. Abi çok gülüyorum o sahneye. Seviştikleri sahne mi? Yok abi. Evet, Noel Baba'ya şey yaptı. Noel Baba sahnesi var ya. Hani bir tane Noel Baba buluyor kendine. Sarhoş Noel Baba. He, o da arabasıyla bir yerlere gitmeye çalışıyor falan. Abi o Noel Baba ne kadar gerçekçi. Yani böyle hani, hani böyle... Sikiyim Noel Babalı. Bok gibi arabası var zaten. He falan filan böyle hani alkolik bir tip dediğim gibi. Noel Baba sigara içip. Sigarayı böyle çıp çıp hemen kenara atması. Mesela ben o sahneyi izlerken şey diye düşündüm ya. Hani bu böyle sinemada çoluk çocuk için bir hani uyanış çağrısı olsun diye konmuş bir sahne mi? Hani Noel Baba gerçek değil falan. Yoksa böyle hani ne bileyim ben anne babalar da böyle... İşte hayat aslında böyle falan. Ne için var o sahne? Ya tam olarak senaryoda şunu inancını kaybettiği an işte çocuğun aslında öyle bir dönüm noktası oluyor ya Noel Baba bile böyleymiş falan gibi gerçek değilmiş. Evet evet ama o sahnede Noel Baba bunu tekrar şey yapıyor canım inandırıyor unutmuyor. İnandırıyor muydu? Tabii tabii o sahnede şey oluyor. Evet tik tak vererek. Tik tak veriyor falan. Ya bu zaten şey diyor hani iyi bahane o da hani ben biliyorum sen Noel Baba değilsin ama Noel Baba'ya yardımcı oluyorsun falan filan diyor yani öyle bir. Salaklı değil ki bu. Yarı salaklı. Büyümüş de küçülmüşüm. John Candy'ye geri dönelim. Uncle Buck filmi ki yazarları aynı. Bu yine işte John Hughes'un yazdığı bir film. İlk defa Macaulay Culkin'in göründüğü film. Tabii orada böyle film onun etrafında dönmüyor. Yan karakterlerden bir tanesi. Onun üzerine bu filmi şey yapıyorlar, çekiyorlar. John Candy ise o zamanın çok meşhur oyuncularından bir tanesi. Ve bu filmin bütçesi kadar para alıyor zaten bir filmden. Çüş. İki saniye için. Hayır. Normalde. Ama bu filmde John Hughes'a da kankişi olduğu için bu filmi de ayaklandırmak istedikleri için geliyor bedava delikanlı gibi oynuyor. Bedava. Bedava. Vay. Ve adamın 23 saat sürmüş çekimi. En son şey değil işte, ses çekimine bir günde çekti. Aralıksız 23 saat çekti. En son sikişem zaten sen böyle şey değil mi? Neden öyle diyorsun? Hepimiz burada ailelerimizi ziyaret etmekte zorlanıyoruz. John mesela orada kestik. Sikişem artık beni kesti! ve bu John Candy arkadaşımız 40 yaşında da vefat ediyor filmi. Göremiyor kendisi. İşte, arkadaşlar bu da bize uyanış çağrısı olsun. Bak kilolarımızla mücadele etmezsek bizim de damarımız. Ne diyorsunuz? Siz görünce böyle yani o tanıyanlardan mısınız John Candy'yi içiniz? Daha önce... Sen neredediniz dediniz hayır, mi yoksa? Hayır ben dedim ben çok seviyorum. Dedirtiyor, dedirtiyor. Ama vardı öyle komedi filmleri. Bir yolculuk filmi vardı gene biriyle birlikte Chevy Chase filmi olabilir. Bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Şeyle Martin Short olabilir. Karıştırmıyorsun değil mi şeyle? Bizim yolculuk filmi gibi olan hani o şişko olan herif neydi adımını da tuttum. Chris Farley onun filmi miydi acaba hatırladım. Belki de olabilir. Karıştırıyorum. Ama bu Chevy Chase filmlerini de yapan ekip bu ekip zaten. Evet evet yakın ve şey oyuncular ya o adam o kadrodan gibi ya o filmlerde olan tiplerden gibi. Chevy Chase'li filmlerde bilmem ne amca filan. Sola Dönülmez diye film vardı hatırlıyor musunuz? Sola dönüyorlardı böyle büyük bir şatoya giriyorlardı. Bruce Willis falan oynuyordu galiba. Bu da böyle şeylerden bir tanesiydi işte. Ne bileyim böyle şeker adam falan gibi bir tipti böyle eciş bücüş. Neyse. Böyle John Candy mi? Komedili korkulu gibi bir şey evet, miydi? Komedili, ha, evet komedili bir şey hatırladım. John Candy'yi benim en sevdiğim Space Balls'daki şey. Köpek. Chewbacca tarzı karakter. Çok şekerdi orada. Ha, ben John Candy ve sahnelerin açısı bu tekrar izlerken sıkıldım mesela bu sefer. Yani bence evet ben de hani hatırlıyorum çocukluğumdan tatlış bir duygu veriyor. Adam ve göbeği ve gıdığı ama bence film böyle hani ulan konuyu biraz daha nasıl uzatabiliriz? Bir 20 dakika daha şuradan ekleyelim. Hah dedikleri bir şey gibi geldi bana. Normalde işte senarist hiçbir şeye karıştırmazken John Candy'nin o şey sahnesi işte biz aynı zamanda polka grubuyuz bilmem ne. Bu o komik sahneydi. Uzayan sahne. O sahne doğaçmış full.
Abi o sahne de şöyle sahne bir güzelliği komik, var. Bir daha ne almış? O sahne komikti. İşte, tamam, filme tamam. Katkısı şu aslında tabii ki. Yılbaşı ruhu. Bakın hiç alakası olmayan insanlar bile size yardımcı oluyorlar. Siz de birbirinize yardım edin. Yılbaşı Noel yardım demektir. Şunu falan düşündüm Cevdet. Alakası olmayan insanlar ya onlar. Hmm. Onlar kim abi? Onlar bir grup polka grubu değil mi? Bir grup insan. Mesela onlar mesela bizimle Geek Yapar'la kıyaslarsan Geek Yapar kadar meşhur bir grup insan mı sizce? Hayır daha da daha az. Daha da az. Kaç? 161 mi ne satmış albümünü? 600-700 diyor. Öyle bir şey mi? Ama dijital çağ değil o zaman. O zaman elden satılan analog kamera şey albüm. Hiç fena değil. 600-700'den satmış. Bu arada filmde en çok güldüğüm kısım da John Candy. Neresi? İşte çocuğumun işte ölünü Funeral House'da unutmuş çocuğunu. Sonra çocuk 6-7 hafta kadar konuşmadı falan diye hani. Kendi çocuğuna orası kaçmışım. Kaçırdın ben mı? Evet. Kadına işte hani kadın işte de kötü sizin baş ekipten birinin başına bu geldi mi diye soruyor. Yani kimse böyle bir şey yaşamadı. Ama ben çocuğumu bir kere Funeral House'da unutmuştum. 23 saat cesetle birlikte kaldı yan yana. 6-7 hafta hiç konuşmamış. Çok komik orası, çok komik yani. Şimdi bu filmin bir de ikincisi var biliyorsunuz, Home Alone 2. Onu oturup konuşacağımızı zannetmiyorum ama şurada bir değinelim istiyorum. Hepimiz izledik. Taze izlememişizdir belki, detaylar aklımızda değildir ama şunu hatırlıyoruz değil mi? İkinci film bu filmin tam olarak aynısının New York'ta geçeni. Evet, hatırlıyorum. Otelde geçiyor değil mi o? Nerede? Otelde geçiyor ama asıl o tuzakları falan işte New York'taki akrabasının terk edilmiş evine çekerek yapıyordu bu hırsızları. Ve arkadaşlar ikinci filmdeki konunun varlığı da bu çocuğun doğaüstü güçleri olan bir Allah yaratığı olduğunu göstergesi oluşturuyorum. Çünkü bir ailenin başına böyle bir şey geldi. Diyelim ki geldi. Yurt dışında seyahate giderken çocuğu arkada unuttun. Bu hatayı bir daha tekrarlamazsın artık ya. Bir şey söyleyeceğim. Artık bir daha aynı çocuk bir de. Yani hani bu sefer kızı bırakma. Abi çocuk olsa yani kendimi çocuk esirgeme kurulu bu kadar zekiyken kapısına götürüp de kapıyı çalıp da... Ya bunlar beni, bunlar beni istemiyorlar. Bu karniyet yani. Bu kadar olmaz olsun. Yalnız ikinci film çocukken, daha doğrusu evet çocuktum. Çocukken beni daha çok cezbetti. Çünkü hayatta yani gerçekten büyük fantezilerimden hala bir tanesidir. Öyle bir otele gideceğim. Her şey bedava olacak. Yiyip içip sıçacağım. Ve böyle bir ay geçirmek istedim yani gerçekten. Tabii küçükken şimdi otelin dışına çıkıp başka şeyler de yapmak istiyor insan ama o zaman için böyleydi. Bir şey diyeceğim mesela ikinci filmde, mesela bu filmde hani ailem gitsin istiyorum diye dileklediği için gittiğine inanıyor filan falan. İkinci filmde ne oluyor acaba? İkinci filmde böyle şeyler hani yıllık tatilimi gene yapıyorum. İkinci filmde çocuğun yüzünden kayboluyorlar. Çocuğun bir tane el aleti vardı böyle her şeyi kaydeden, bir şey diyordu sonra tutup onunla cevap veriyordu falan. O aletin pillerini değiştirmek isterken böyle bakıyordu, koşuyorlardı yine bütün aile, bir sürü aile. Böyle babasını takip ediyordu o. Bakıyordu, babası değil aslında, biz anlıyoruz onu. Ama arkadan da aynı babası. Onu takip ediyordu. Sonra New York uçağına biniyordu öyle. Çevirdi bu, hayranı çıktı filmin sahne sahne ezberlemiş. Evinde böyle şat 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 böyle şeyi var sinemada. Dijital arşivimde yer alıyor artık. Dijital bir arşivim var. 3 var ama Macaulay Culkin oynamıyor artık onda. 3 hiç izlemedim bile yani. Televizyon dahi etmedim onu söyleyeyim. Hem büyümüştüm hem de Macaulay olmadıktan sonra ne yapılay bunları dedim ben de. Tamam o artık isim sağma üstüne kurulu. Stüdyo işi. Kim oynuyormuş onda çocuk? Onda yalnız, o zaman meşhur çocuğu vardı bir tane top saçlı o. Hatırlıyorum ben çocuğunu. Gerçekten bu filmin işte Movies That Made Us'taki bütün o şeyi izlerseniz bölümü bir başarı hikayesi gerçekten film. Hani hakikaten dediği gibi az miktarla başlayıp inanılmaz rekorlar kırmış. Hepimizin bildiği sahneleriyle falan böyle artık kafalarımıza kazınan bir film haline dönüşmüş. Ya bazı konularda abi bazı filmler bir takım şeyleri çok ciddi alarak ilk defa yapmanın ekmeğini çok yiyorlar. Yani mesela Jaws da öyle bence. Böyle bir fikir var ortada. İşte bundaki fikir ne? Evde tek başına kalsın ve hırsızlara bu bir tuzağı falan ayarlasın. Hani bütün filmi bu fikrin üstüne kurmuşlar gibi düşünüyor insan. Olabilir yani olmayabilir. Ama işte biraz esprisi o ya. Mesela bu filmin o yüzden devamı, remake'i, işte seneler sonra hani başka versiyonu falan anlamsız ve aptalca geliyor zaten. Çünkü hani çok zaten bir kere olacak bir şey. Değil mi yani hani Jaws derken hani onda da onu demek istedim. Yani o da ne filmi yani o da köpek balığı dehşeti filmi. Yani ikincisi 27.si çekildiği zaman tıpatıp aynı şey yapılmaya devam ediyor. Ama ilkini bir de usta bir yönetmen ustalıkla usta oyunculukla falan ortaya koyup sununca
bir klasik olarak kalıyor orada. Evet mesela. Ama yani şey doğru. Başarı gerçekten yani bu tabii da, ki başarı. Aynen bu da bir işte o başarılardan bizi biz yapan filmlerden. Yani bakınca çok basit diyorsun geriye dönüp bakınca. Hani evde kalsın hırsızları şey yapsın ama işte onu ilk uygulayan olmak da bir beceri tabii ki yani. Bir de bu kadar tutacağını düşünmemişlerdi muhtemelen işte ki. Zaten... Tabii canım yani... bir başarı söz konusu da bu kadar büyük bir başarı yani böyle kendini de aşacağını Türkiye'de işte Geek Yapar diye bir kanal konuşan düşünmemişlerdi herhalde gelecek. Yani 10-15 yani milyon dolara çekip 1.4 milyar dolar kazanmış bu film. Oha! Yani böyle 8 hafta falan birinci kalmış anladın mı? Ya. Rocky 5 ile birlikte giriyor vizyona. Rocky 5'i falan soluyor geçiyor. Ki ilk eleştirmenler de böyle iyi bir film değil falan filan de iki tane snob eleştirmen bunu eleştirmiş. Yani evet, iyi bir film değil ama yani snob eleştirmen bakış açısına bağlı evet yani. Evet abi ben de eğer bu film çıktığında 47 yaşında olsam bana siktiğimin çocuk filmi der geçerim yani. Gidin işte Roman Polanski izleyin falan havalarına girerim ben de yani ona bakarım. Rocky 5 izleyin en azından. Yamuk ağzı sürürsün. Ama inanılmaz başarılı oldu. Sevgili dostlar bu filmin başarısı bu şekildeydi. Home Alone'da geldik sonuna. Her şeyin bir sonu varmış gördüğünüz gibi. Şimdi gelelim bir dahaki konuşacağımız filme. Which is? Ne konuşalım? Ben Ghostbusters konuşalım diyorum. Konuşmadık da. Ghostbusters da geçsin ya. Yarı çocuk, yarı şey. Evet. Tamam. Ghostbusters da Movies That Made Us'ta da var. Oradan da. Oradan da çok gaza geldim. Büyük. Büyük fanıyım keşke o belgeseli. Keşke Die Hard'ı da izleseymişiz dedim bu arada bütün bu süreç içerisinde. Ama o birçok şey söyledik ya evet. Oradaki yani. Biz de onlardan içinde trivyalarda falan belliydi. Çok güzel bir seri. Onu da tavsiye edelim burada. Bilginiz olsun. Ne dersiniz? Ghostbusters'ı ikiniz de okuyor musunuz? Tabii. Ben o zaman okay. Arkadaşlar bir dahaki bölümde Ghostbusters'ı çekeceğiz. Siz de şimdi lütfen gidin. Bu Hamelon'u iyi mi, kötü mü veya çirkin bir film mi olduğunu bize yazın. Bir dahaki programda bunu konuşalım. Kendinize iyi bakın. Sakın evde tek başınıza kalmayın. Mutlaka ailenize yanına gidin. Buradalar mı diye kontrol edin. Ailenize de söyleyin. Sizi arada bir kontrol etsinler. O zaman... Yine John Williams ölecektim. Çok ayıp. Hemen... Evet, evet doğru çok. Ama bu müzik John Williams'ın bu değil. O değil hayır ama filmin müzikleri John Williams. John Williams kabul etmiş oğlum. John Williams'a gitmişler böyle de o süktü. John Williams kabul etti. Film inanılmaz başka bir seviyeye geldi. İşte ben o yüzden film yani şey olduğunu önce şaşırıyorum yani. Düşük bütçeli iddiasız bir giriştik. Ya bayağı John şey. John Williams koskoca John Williams. Taşağan söylemişler ya. Hani filmin müziklerini beğenmemişler. Koskoca John Williams'a taşağana. Kurgudan sonra şey yapmamışlar. Adamı çıkarmışlar. Yine bir tane yapacak. Adam. Kamera karşısında bakıyor. John Williams yapsa ya müzikleri falan filan demişler. O sırada John Williams sokakta geçiyormuş. Hello, I'm John Williams. What are you talking about? Are you talking about your new movie? Adam beğenmiş ve yani izlemiş ilk bu rol şeyini. Ben bunun müziklerini yaparım ya demiş. Böyle imece usulü bir film yani bu resmen. Vay be. Hakikaten John Williams'ı da son dakika konuştuk. Peki, kusura bakmayın. 1.4 milyar dolar alınca John Williams'a da 2-3 kuruş fazla ekstra herhalde koklatmışlar. Asıl 1.4 milyar kazandıktan sonra John Candy'ye hala... John Candy öldü ya. O sırada ölmüş mü çoktu? Öldü galiba. Ölmüştü. Ne film çıkınca mı ölmüş? Çıktığında ölmüş mü? Galiba. Ana yazık. Neyse bari kefen bir şey parası falan. Ailesine şeyler. Belki vermişlerdir. John... Ailesinde çok ihtiyacı vardır. John Candy. Ulan acıları taze ettiğinde bu arada ya. Chris Columbus biliyorsunuz Harry Potter'ın ilk filminin de yönetmenleri. Yönetmeni. Thank you.